Günaydın. Günaydın, kolay gelsin. Erkenciler mi günaydın? Öyle, var bir haller ama. Çay getireyim sana. Vallahi nasıl bir sevap işlersin biliyor musun? Hadi getiriyorum. Naber, günaydın Erhan. Sağ ol. Behiye, geç kalıyorum. Geldim. Emir nerede? Garajda, kendi arabasıyla gelecek. İyi, geç kalmasın da isterse helikopterle gelsin. Selim. Ömer, geliyorum. Tamam. Ne unuttun? Cep telefonumu unutmuşum. Yaşlanıyorsun Ömer Arhan, yaşlanıyorsun. Teşekkür ederim Behiye Arhan. Bir telefonu unutmakla yaşlı mı oldum yani? Ritim şu anda çok kötü. Ritim gitti, masaja geçiyorum. Başla. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve... Masajı bana bırak. Sen cihaza geç. Cevap vermiyor. Tamam, geçiyorum. Şu anda cihaz hazır. Çakabilirsiniz hocam. Uzaklaş. Elektroşok veriyoruz. Kan basıncı çok düşük. Ne oldu? Bilmiyorum. Hadi be, daha azdı. Hadi. Birnur, gerek yok gelmene. Daha ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Ya neden korkuyorsun? Evi başına mı yıkacaklar Binnur? Olan oldu zaten. Tamam Binnur. Ben bir şey olsa sana haber vereceğim.
Hadi görüşürüz. Esma Kozan kimin yakını? Benim kızım. Durumu iyi. Birkaç küçük yarası var. Boynuna bir küçük taş girmiş. Onu çıkardık. Dikiş attık. Tomografisi iyi çıktı. Yalnız şokta. Odaya alınacak az sonra. Bir süre müşahede altında kalması gerekecek. Sağ olun. Sağ olun doktor bey. Behiye Arhan. Annem. Geçmiş olsun. Annesi şu anda ameliyatta. Koluyla ilgili. Ama durumu iyiye gidiyor. Erhan Alkan. Şoförümüz. Erhan Bey de ameliyatta. Yalnız onun durumu kritik. Ben size çıkınca bilgi vereceğim. Çok teşekkür doktor. Baba. Beni boş ver oğlum. Ömer Bey'e ver. Ömer Bey çay. Ne diyor polis? Bombaymış. Tahmin ettiğimiz gibi. Ama... Sağ ol. Aslına bakarsanız Çeçenistan Savaşı'ndan sonra çok önemli bir yatırım alanı haline gelecek. İyi diyorsunuz da o savaş ne zaman bitecek onu bilmiyoruz ki. Bilenler var. Pardon. Efendim. Tamam. Teşekkür ederim. Savaşlara, barışlara ve galip gelenlere. Biliyorsunuz tarih yenilenleri siler. Bir haber var mı Beyye Hanım'dan? Az önce çıktı ameliyattan Cemal abi. İyi diyorlar ama henüz gözünü açmadı. Esma nasıl? Hafif bir sakinleştirici verdiler. Önemli bir şey yokmuş çok şükür. Bir de Erhan'dan iyi bir haber alabilseydik. Ben dışarıdayım Cemal abi. Bir şeye ihtiyacınız olursa. Tabii Demir Bey. Tabii. Ben bu kadarını açıkçası beklemiyordum. Yani nasıl olabilir düşünsene. Bana bunu yapma baba. Lütfen konuş benimle. Bana kız, bana bağır. Ama lütfen böyle yapma. Adliye Hanım. İyiyim ben, iyiyim. Evet, annem az önce çıktı ameliyattan. Bunları sonra konuşsak Adliye Hanım. Bana hemen Akın Bey'i bulun. Randevu isteyin. Konuyu kendisi gayet iyi biliyor. O adamla konuşmayacaksın. Evet. Anlaşmayı yenilemek için görüşmek istediğimi söyleyeyim. Sana... Selim. Sana o adamla konuşmayacaksın dedim. Hiçbirimiz konuşmayacağız. Bundan sonrasıyla ben ilgileneceğim. Adliye'ye söyle bana yarın için bir uçak bileti ayırsın.
Aramayın Adnan. Bundan sonra kimse konuşmayacak.